tuval un alayım, param yok dedi. O arkadaş da dedi ben sizi alırım dedi. Siz yapın da getirin bize, satın dedi. Yani en büyük anı, bak ben söylediğimi evet, ağlarım. Evet. Her zaman. Önder Alışveriş Merkezi Gülten Sezgin'le Kıbrıs'ın mutfağını sunar. Kıbrıs'ın Mutfağı programında bu hafta Kandilli Ekmek Fırını'ndayız. Evet, şimdi Sultan kahvelerimizi içiyoruz. Kahve içtim telveli, aklımdan ettin beni. Ta uzaklardan geldim bir yol göreyim seni. Ta uzaklardan geldim bir yol göreyim seni. Evimiz direk ister gemi. Uzaklardan yar seven de birden yürek ister. Uzaklardan yar seven de. Evet Hayriye Hanım, öncelikle bizlere kendinizden bahseder misiniz? Sizi bir tanıyalım. İsmim Hayriye Kandilli. Mehmetçik köyünde otururum. Bu işe 98 yılında başladık. Eşim biraz işsiz idi. Pek yani böyle günlük çalışırdı, orada burada çalışırdı. Biz de kendimize küçük bir fırınımız vardı böyle. Kendimize şey yapardık, yemek için ekmek yapardık. Benim işim limanda işlerdi, günlük çalışırdı. Oradaki arkadaşlara götürmeye başladı ekmeği. Çok beğendiler. Arkadaşlar dedi ki yap getir bize, sat, biz de alıp yiyelim yani. Biz de öyle yaptık, öyle başladık. İşte 10 yıl bir şey Mehmetçik'te yaptık, kendi evimizde yaptık. Küçük bir fırınımız vardı. Orada yapardık. Eşim Magusa'ya götürürdü. İşte eş dost, arkadaş alıştı. Günden güne büyüdü. Ondan sonra 2008 yılında burada işte kayınbabam bu yeri verdi bize. Biz de yaptık, buraya geldik. Çayırova Mehmetçik Kavşağı'na geldik. Tam 14 yıldır da buradayız. Yani işimizi hiç bozmadan, severek yaparız. Çoluk, çocuğumuz, eşim, oğlum, kardeşim hep beraber yaparız yani işi. Biz hiç bozmadık işimizi. Çünkü biz hep kendi mayamızı da kendimiz üretiriz. Mesela dal yakarız, oradan budanmış dalları toplarız. Elektrikli fırın değil bizim fırınımız. Ondan lezzet oluyor zaten. Evet, geleneksel hiç bozmadık. Evet. Malzememizi hiç kısmayız. Ne kadar da şimdi çok bağımlılık olduysa bile gene de kısmayız yani. Zeytinimizi, hellimimizi bol bol koyarız. Müşterilerimiz de bizden memnun. Biz müşterimizden çok memnunuz. Severler, sayarlar bizi. Böyle gider yani işte. Evet. Peki burada neler üretirsiniz? Onlardan da bahsedelim tek tek. Köy ekmeği yaparız, hellimizi, zeytinimizi yaparız, çöreğimizi yaparız, kafesimizi yaparız, çitlemit yaparız. Böyle hep hamur işi yani. Evet, bugün bizler için de çitlemitli bitlanın tarifini göstereceksiniz. Evet. Sizin tarifinizden izleyicilerimize aktaracağız. Tabii, göstereceğiz. Çitlemitli bitlanın da bahsedelim. Çitlemitli bitlan işte ovadan toplanır çitlemit. Şinya derler onun aslında, Kıbrıslılar şinya der. Ondan toplanır, getirirler. Tabii biz satın alırız onu.
Ondan yapılır yani çitlemil. İnce ince açılır. Fırınlarız onları da kafes gibi. Çıtır olur, kurur, çıtır olur. Müşterimize sunarız. Evet, ona çok bayılırlar yani. Severler çitlemili, çok severler. Herkes Kıbrıslılar daha çok bilir onu tabii. Alırlar, güzeldir yani çitlemilimiz. Vallahi çitlemili bitta bize özgü bir şeydir yani. Biz çocukluğumuzdan beri biliriz bunu. Yani karpazlılar yapardı. Biz küçükken mesela annem yapardı bize. Biz ta, o zamandan biliriz yani bu çitlemiti, kafesi. Biz bayram evet, geldiğinde bayramlarda mutlaka biz bayram geldiğinde bir ay kafes yapardık. Hep komşulara toplanırdık. Toplanır. Evet, bir gün ona, bir gün bize. Yani biz çocukluğumuzdan beri ekmeği de küçüklükten beri hep biz böyle ekmek yedik yani. Hiç böyle hazır ekmek yemedik. Yani annelerimizden kalma bir şeydir bu bize ki yaparız. Yürüttük. İnşallah evet, bizden sonraki nesil de bu işi yapar. Evet, çocuklarınız da meraklı. Mesela benim çocuklarım meraklı zaten, bir kızım bir oğlum meraklı. Ama şimdiki neslin çoğu çok düşkün değil böyle şeyleri yapsınlar. Anneden babadan görenler ilerleyebilir. Evet. Ki temelimiz odur yani. Ben bu işin bitmesini asla istemem. Ben çok severek yaparım bu işi. Gerçekten çok severek yaparım. Ama artık kısmet bilemeyiz biz gittikten sonra ne olur. Şimdi biz bu işe başladığımızda kendimize yapardık ekmeği ve eşim götürürdü limana, satardı işte. Orada bir arkadaş vardı. Dedi ki sen dedi ekmek yap da bize de getir. Bize dedi ki eşim vallahi param yok ki dedi, bir çuval un alayım, param yok dedi. O arkadaş da dedi ben sizi alırım dedi. Siz yapın da getirin bize, satın dedi. Yani evet, onu hiçbir zaman unutmayacak. Ve o adama her iyi zaman dua ederiz yani. Ve o beyefendi bize bir torba un aldı. Biz yoğurduk ve götürüp onlara sattık yani. Adam döndü evet, ekmeği parayla aldı, düşünebilin. Yani böyle günlerimiz oldu bizim. Hiçbir zaman unutmayız bu yaptığı iyiliği. Her zaman da söyleriz. Allah iyiliğini versin adamın. Her zaman da söylerim ben İsmail Hoca'ya. Buradan selamlarımı da söylerim ona. Yani en büyük anım. Bak ben söylerim evet, ağlarım. Evet. Şimdi çitlemitimizi yoğurmaya başlıyoruz. Önce mayamızı koyduk. Tabii ekşi maya kullanırız. Sanamızı koyduk. Biraz şeker ve unumuzu kattık. Şimdi suyu katıp onu yoğuracağız. Şimdi suyunu döküp böyle iyice bir güzelce dökeceğiz. Ve bunu yoğuracağız. Evet, bu yoğurulda iyice bir yoğurulduktan sonra çitlemiti koyacağız içine. Bizim kullandığımız çitlemit şimyadır. Yani ovadan toplanan doğal. Ovadan toplanır bizim çitlemitimiz. Evet, şimdi hamurumuz yoğruldu. İçine çitlemitimizi katıyoruz. Bu ovadan toplanan doğal şinyadır. Herkes bilir yani bunu, şinya olduğunu, ovadan toplandığını. Bu doğal bir şeydir. Hazır çitlemit kullanmıyoruz. Onun için şimdi yavaş yavaş çitlemitimizi dökelim. Evet, çitlemiti koyduk. Evet. Evet, şimdi çitlemizi kattıktan sonra üzümümüzü de katıyoruz. Kuru üzüm. Bolca koyarız üzümümüzü. Müşterimiz böyle beğeniyor. Evet. Şimdi tamam. Bu kadar. Malzememiz bu kadar. Hayri ablacığım, şimdi evet, çitlemitli bittamızın yapımına başlıyoruz. Evet. Şimdi hamurumuz yoğruldu. Masaya getirdik. Öncelikle bıçağına kesiyoruz. Böyle uzatıyoruz. Çünkü bunu küçük küçük kesmemiz lazım. Böyle. Evet.
Bu böyle küçük küçük uzanılır. Sonra böyle küçük küçük kesilir. Ondan sonra böyle yuvarlak olur. Böyle kesilir. Böyle yuvarlak olur. Sısama konulur. Tamam. Bu kadar yeterlidir. Bu böyle olur. Hepsi böyle olur. Sısama konulur böyle. Ondan sonra da yavaş yavaş açılır. Biraz un katarız. Yapışmaması için. Evet. Un katılır. Böyle ve yuvarlak halinde açarız bunu. Evet. Ne kadar un koysanız o kadar güzel açılır. Çok kalın, çok kalın olmaması lazım. Biz ince yaparız biraz. Evet. Bu böyle. Bu böyle olduktan sonra artık bunlar fırına gider. Şimdi fırına koyacağız bunları. Evet, biz burada hep böyle işçilerimle aile gibi çalışırız. Asla onları işçi gibi görmem. Hep arkadaş, hep dost. Zaten biz burada hep aile. Dediğim gibi kardeşim, oğlum, eşim, çocuklarım da var yabancı ama bizim çocuklarımız gibi çalışırız hep beraber. Hep böyle ailece çalışırız yani burada. Ayrımcılık falan hiç yok, patron yok. Herkes. Öyle değil kızlar? Evet, hep böyleyiz yani. Evet, çitlemitimizi açtık. Bir yarım saat fırında kalır. Ondan sonra çıkarırız. Sonra tekrar fırına koyarız. Kuruması için, çıtır olması için tekrar fırına koyarız. Çıtır olduktan sonra çıkarırız. Evet, fırın çok sıcaksa daha erken çıkarırız.
çitlemitimiz sırından çıkmıştır şimdi. Piştiler. Böyle güzelce siliyoruz. Sonra paket yapacağız. Çitlemitlerimiz hazırdır. Hayriye Hanım, çok teşekkür ederiz. Ellerinize, emeklerinize sağlık. Bugün çok güzel bir gün geçirdik burada. Tam gün sizinle birlikteydik. Evet, biz teşekkür ederiz. Bizi beğenip geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bizler teşekkür ederiz. Evet, benim yaptığım bu işi severek yaparız. Umarız ki gençlik bu işi yürütür. Çünkü gençlerde çok böyle merak yok yani eskiye ait bir şey olsun. Ama biz de çok meraklıyız. İsteriz ki gençlik bu işi yürütsün, getirsin. Hiç yani unutulmasın bu iş. Devamlı olsun yani. Evet, çok çok teşekkür ederiz. Ellerinize, emeklerinize sağlık. Herkese afiyet olsun. Çok teşekkür ederiz. Önder Alışveriş Merkezi Gülten Sezgin'le Kıbrıs'ın mutfağını sundu.